videomuzun konusu da tabii ki hepimizin vazgeçilmezi olan Hello World. Selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu bizim ilk videomuz olacak. Bu kanalda yazılımla ilgili birçok şey konuşacağız eşim Murat'la birlikte. Umarım sizler de beğenirsiniz. İlk videomuzun konusu da tabii ki hepimizin vazgeçilmezi olan Hello World. Ve ardından sektöre nasıl başladık, yazılıma nasıl başladık, bununla ilgili bilgilerin olacağı bir video olacak aslında bu video. Ben ilk başlangıcı yapayım o zaman. Hello World, bildiğiniz üzere biz yazılımcıların yeni bir dil öğrenirken yazdığı ilk kod parçacığı. Bunu peki niçin yapıyoruz? Bir yazılım diliyle ilgili çeşitli programlar kuruyoruz bildiğiniz gibi bilgisayara. Bu programların aslında kendi sistemimizde doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmemizi sağlayan en temel kod parçacığı. Bu yüzden Hello World ile başlıyoruz bir yazılım dilini öğrenirken. Peki bunun tarihçesini diye soracak olursanız nereden geliyor bu Hello World derseniz de onu tabii ki Murat sizlere anlatacak. Çünkü böyle tarihsel şeyleri anlatmayı kendisi çok sever. O yüzden sözü Murat'a bırakıyorum. Hello World'ün tarihini araştırdığımız zaman yazılım sektöründe ilk kullanıldığı tarih 1972 olarak çıkıyor karşımıza. Kanadalı bilgisayar uzmanı Brian Kernighan isimli bir abimiz. Ekranda da fotoğrafını gösterelim. B dili için biliyorsunuz C'den önce B diye bir yazılım dili vardı. A Tutorial Introduction to the Language B isimli bir makalesinde ilk olarak bu ekrana bir şey yazdırma örneğini verirken Hello World cümlesini kullanıyor. Ve ilk olarak yazılım sektöründe literatüre böyle bir giriş yapmış oluyor. Ama yazılım sektöründe Hello World'un yaygınlaşması tabii ki B'den çok daha popüler olan C diliyle oluyor. Ve bu da 1978 yılına tekabül ediyor. Yine Brian abimiz bu sefer C için yazdığı bir makalede yine Hello World'u kullanıyor ve tabii C dilinin daha popüler olmasıyla beraber bu makale daha fazla kişiye ulaşıyor ve daha fazla kişi Hello World'u tanımış oluyor. Fakat Hello World'un tarihçesini araştırdığımızda aslında daha da eskiye giden ve yazılımla tamamen alakasız olan bir kayıt görüyoruz. Bu da New York'ta William B. Williams isimli bir radyo programcısının 1930 yılından başlayıp 1972'ye kadar süren radyo programında zannederim 1950'li yıllarda bu William abimiz böyle nevi şahsına münhasır ses tonuyla radyo programını Hello World diyerek açıyormuş. Aslında ilk kez Hello World'ün kayıtlara geçtiği tarih 1950'ler gibi falan gözüküyor. Yani net bir bilgi yok internette bunun hakkında. Ama radyo programının 30 ile 72 arasında devam ettiğini biliyoruz. Dikkat ettiyseniz Brian'ın yazdığı o makalede, B dili için yazdığı makalede 72 yılına tekabül ediyor. Yani Brian'ın Hello World'u seçmiş olması bu radyo programından mı kaynaklanıyor ona emin değiliz. O tam bir muamma ama yazılım sektöründe, yazılımın tarihçesinde böyle esprili durumlar, yani bir yerden alıntılanarak sektöre kazandırılmış bazı kavramlar var tabii. Evet. Python da sanırım böyle bir komedi dizisinden alınma ismi diyebiliyorum ama. Evet, yanlış hatırlamıyorsam o da Kanadalı bir komedi programından alınıyor ismi. Aynen, o yüzden sıkçasına rastladığımız için yani radyo programından da alınmış olabilir. Yani olabilir. Yüksek ihtimal görünüyor o da. Yani bazı evet yazılımdaki bazı büyüklerimiz böyle işin içine espriler katmayı seviyorlar. İyi de oluyor gerçi. Peki sen ilk Hello World'ünü ne zaman yazdın? Ben galiba hayatımda hiç Hello World yazmadım ya. Yani benim bilgisayarla yazılımla tanışmam... Nasıl yazmadın yani? Yani merhaba dünya yazmışım da. Hello World yazdım emin değilim. Benim bilgisayarla tanışmam okul zamandan öncesine dayanıyor. Çocukluk zamanımıza kadar gidiyor. O zamanlar büyük ihtimal abimin yazdığı kodlardan kopyalarken ya da işte bir yerlerden kopyalarken herhalde merhaba dünya yazmışımdır, merhaba yazmışımdır. Selamünaleyküm yazmışımdır. Kendine has bir evet. Hello World'un olmuş aslında. Kendine has bir Hello World oluyor insanın. Olmalı.
Bununla alakalı bir şey anlatayım ya. Batuhan, kulakların çınlasın. Benim Android eğitim verdiğim kurstan hem öğrencim hem de yakın arkadaşım Batuhan. Böyle bir yazılım dili öğrenirken hangisiydi hatırlayamıyorum da Android için, ya Unity'de bir şeyler yazıp Android'de test ediyordu. Böyle Hello World yerine bir yere küfürlü bir şey yazmış. Onu da kız arkadaşına göndermiş. Böyle Android'de tost mesajı çıkıyor ya altta. Onu kız arkadaşına göndermişti. Sonra kızın verdiği tepkinin SS'ini alarak bana göndermişti. Böyle şeyler yaşanıyor. Dikkatli olun arkadaşlar. Komik bir an olmuş. Ben bahsedeyim ilk Hello World'ümü ne zaman yazdığımda. Ben de 2014 yılı olması lazım. Üniversiteye başlayacağım sene aslında yazmıştım. Kendi okulumda, kazandığım okulda ilk gösterilecek bir DLC olduğunu böyle araştırıp bulmuştum. O DLC ile ilgili küçük bir eğitim seti bulmuşum YouTube'da. Onu böyle kendim uygularken aslında ilk Hello World'ümü de o şekilde yazmış oldum. Sanırım videoya konuk olmak istiyorum. Evet. İlk konumuz Laura. Hadi Laura, el salla ve git. Benim aslında öyle hani senin anlattığın gibi ya da birçok yazılımcı böyle bazı yerlerde anlatıyor ya, işte çocukluğuna dayanıyor, eve bilgisayar geliyor, bunları yaptım gibi anlatılıyor genelde. Benim öyle bir hikayem yok. Benim üniversiteyi kazanmamla başladı, tercih dönemiyle başladı. Öncesinde aslında hani yazılıma dair hiçbir bilgim yoktu. Yazılım nedir, nasıl yapılır vesaire hiçbir bilgim yoktu. O dönem istediğim bölüme puanım yetmeyince bir arkadaşım da işte böyle böyle bir bölüm var dedikten sonra ben yazılımı araştırmaya başladım. Sonra da bu alanda yapabileceğimi yani düşündüm ki yani öyle düşünmekle de haklıymışım. Şu an yazılımı çok seviyorum. Hani başka bir bölümde de yapamazmışım gibi geliyor artık bana. O şekilde başladım. Yani dediğim gibi üniversiteye başlamamla başladı burada her şey. Aklıma tabii şey geldi sen bunu söyleyince. Şimdi özellikle sektörde çok yeni olan arkadaşlar, yani daha tecrübesi çok az olan arkadaşlar, tecrübe yılını böyle yüksek göstermek için işte ilk bilgisayarla tanıştığı yıldan itibaren tecrübesini söylüyor. Yani 23-22 yaşında gençlerin 11 yıldır yazılımla ilgileniyorum falan dediğini duyuyoruz. Yani bu tabii ki doğrudur. Benim de işte o zaman ilk bilgisayarla tanışmamın üzerinden neredeyse 20 sene geçmiş oluyor. 19 belki bilemiyorum. Yeri gelmişken şeyi söylemek isterim. Arkadaşlar bir iş başvurusu yaptığınızda şirketler sizden ilk bilgisayarla ya da ilk kodu ne zaman gördüğünüzle ilgilenmezler. Sizin yetkinliğinize bakarlar ve yetkinliğinizi ölçmelerinin temel adımlarından biri sizin bu sektörde, yani yazılımla kurumsal bir firmada, en azından sigortalı olarak diyelim, yani tanımı öyle yapabiliriz, yani SSK'lı olarak çalışıp yazılımdan para kazandığınızda geçirdiğiniz süreye bakarlar. Dolayısıyla sizin ilk kez kod görmeniz veya işte benim gibi evde bir bilgisayar vardır, abiniz zaten yazılımcıdır, onun projelerini değiştiriyorsunuzdur. Şirket bunu umursamaz, şirketler bunu umursamaz. Doğal olarak burada yeri gelmişken böyle bir tavsiyede bulunalım. Evet, sosyal medya mecralarında mesela Damla'nın Instagram gönderilerinin altında çok fazla böyle artistikler görüyoruz. 11 yıllık yazılımcıyım, 16 yaşındayım, senden çok kod yazıyorum gibi. Böyle kusura bakmayın da salak salak yorumlara çok denk geliyoruz. Bunlar arkadaşlar, ya bu sadece Instagram'da artistik yapabilirsiniz bu bilgiyle. O da hiç kimsenin kafaya taktığı bir konu değil yani. 11 yıldır yazılımla ilgileniyor olmanız ya da 16 yaşında işte yoğun şekilde kod yazdığınızı belirtiyor olmanız hiç kimsenin umurunda değil. İnsanlar ne yaptığınıza bakarlar. Evet. Şirketler özellikle, onlar yani bunu dinlemez bile. Hadi biz diyelim yorumları okuyup ne yazmış bu enayi diyoruz da şirketler bunların şeyine bile bakmaz yani. Bir yeri gelmişken böyle bir şey söylemiş olalım. Aynen. Ne çıktı verdiğine bakıyor aslında. Hani biraz önce SGK'lı falan da dedin ama hani freelance'a çalışan birçok arkadaşımız da var. Evet, hani mesela ne kadar proje yaptığına, ne çıkarttığına bakılıyor aslında sektörde. Hani freelance'a çalışıyor olabilirsin ama kurumsal hayata geçecek de olabilirsin. Orada da bir portfolyon oluyorsun, işte onu gösteriyorsun. Yani bir şeyler çıkartmışsa, hani bir şeyler çıkartmadan, hiçbir şey yapmadan böyle saçma salak yorumlar zaman zaman evet geliyor. Evet, çok şahane bir konuya geldi. Bu noktada şeyi söylemek isterim. Yaşınız gençtir, okul henüz yeni bitmiştir.
Biz bunu Kütahya GDG'deki konuşmamızda da çok kısa bir değindik buna. Oradaki genç arkadaşlarla konuşurken. Okul yeni bitmiştir veya devam ediyordur ama iş arayışı içerisindedir. Ve bu az önceki söylediğimiz sebepten dolayı da şirketler sizi tecrübesiz olarak görecektir. Bu çok normal. Ama bir şirkete bu aşamadayken, henüz öğrenci veya yeni mezunken tecrübeli olduğunuzu, bu alanda bazı tecrübeler kazandığınızı göstermenin bazı yöntemleri var. Bunlardan biri az önce Damla'nın aslında anlatmak istediği proje yapıp yayınlamak. Bunun için GitHub mesela çok uygun veya kendi yaptığınız, işte ben Android'çiyim, Android'den örnek vereyim. Kendi yaptığınız projelerin Google Play Store'da ya da o uygulama mağazalarında yayınlanmış olması çok kıymetli. İşte bu gerçekten bir şeyleri ispatlamanızın bir yolu olabilir. Aynı zamanda bazı HR firmaları çalışanları ya da teknik mülakatlarda karşınıza gelecek olan kişiler, mesela ben de yani sektörden bir sır vermiş olayım. Bir iş görüşmesi öncesinde görüşeceğimiz adayın işte Medium hesaplarını, LinkedIn hesabını gibi böyle sektöre dair paylaşımların olduğu sosyal medyadan bahsediyorum. Bu gibi yerleri araştırıp ne katmışlar, ne yayınlamışlar, neyi araştırmışlar, bunlar çok önemli. Bunları görüp mülakat sırasında da muhakkak bunlardan sorular soruyoruz. Eğer dediğim gibi yeni mezun veya mezun olmak üzereyseniz, iş tecrübeniz yoksa ya da mezuniyetin üzerine zamanla geçmiş olabilir. Kendinizi nasıl ispatlarsanız aynı böyle, yani proje yapıp yayınlayarak, açık kaynak kodu destekle bulunarak ya da LinkedIn gibi işle alakalı sosyal mecralarda ya da Medium gibi buralarda yayınlar yaparak kendinizi biraz da olsa ispatlayabilirsiniz. Yani özellikle GitHub'ınızı canlı tutabilirsiniz bu süreçte. Hatta bunun için yeni başlıyor da olmayabilirsiniz. Yani junior seviyede de değil de hani senior mid level'de de olabilirsiniz. Orayı birazcık canlı tutmak aslında. GitHub'ın indeks sayfasını çok güzel yapıyor bazıları. Evet. Biz hala yapmadık. Evet. Biz orada konuda geçen birini gördüm. Kimle gördük onu? Bilmiyorum da çok kişi yapıyor. Ya o indeks sayfalarını çok güzel. GitHub'ın indeks sayfalarını öyle şekilli yapmayı bilenler lütfen yorumlarda nasıl yapılacağından biraz bahsetsin bize. Benimki çok hala tarih öncesinde kaldı. Benimki de öyle. Bayağı da benimki de canlı değil bu arada. Orayı da birazcık canlı tutmak gerekiyor. Benimki canlı da hepsi private. Evet. Kendi yazdığım kodu kusura bakmayın da 2 yıldır yazdığım projenin kodunu public yapamıyorum arkadaşlar. Yaptıklarım var. Ama yapmayacaklarım evet, daha çok. Öyle olunca da şey diyorlar böyle. Hani senin de hiçbir şeyin yok ya GitHub'da falan. Benim de genelde private olarak duruyor. Ama şey böyle o alttaki şeyi böyle yeşil yeşil yanıyor ya komut attıkça. Onu yine de şey yapabiliyor musun aktif olarak gösterebiliyor musun? Aynen. Ben ne yapayım biliyor musun? Ben çakallık yaptım. GitHub'da durum belirtiyorsun. Hmm. Bir tane emoji koyabiliyorsun profilin evet. Altına. Ben oraya şey yazdım İngilizce olarak. En iyi projeler gizli olanlardır diye. Yani bir şeyler yapıyorum ama gizli yapıyorumu da göstermek istedim. O da güzelmiş. Ama şimdi eğer bir projeden kar amacı güdüyorsanız ki bu çok normal yani. Yani evet. Para kazanmak için bir şey yapıyor ya da birçok şey yapıyor olabilirsiniz. Bunu da tabii public olarak yayınlamanın ilk başlarda biraz tehlikeli olacağı kanaatindeyim. O çok yüzden mantıklı değil yani. Evet. Benim de birçok projem şu anda private'da. Çünkü çalıştığımız için zaten projeyi hızlı bir şekilde ilerletemiyoruz çoğu zaman. Evet. Hani o yüzden böyle herkesle açık paylaştığımızda gelip birisi o projenin üstüne konması da olası bir durum. O bunu yaparak para kazanan insanlar duydum. Mesela şöyle bir kardeşim Hasan şeyi anlatmıştı. Onun bir arkadaşının galiba yaptığı bir işi anlatmıştı. Mesela GitHub'da bir Android projesi buluyor public olarak ve şey, bu wallpaper uygulamaları bir ara çok meşhurdu hatırlarsanız. Bayağı zaman önce, işte 4-5 yıl kadar önce belki de. Böyle public bir proje buluyor ve işte kendi server tarafını yazarak uygulamadaki wallpaper sayısını arttırıyor ve işte yayınlıyor bu uygulamayı ve oradan reklamlardan iyi kazandığını, ya belki o kodu yazan İşte o kişi kadar o kadar kazanmamıştır. Muhtemelen öyle evet. Zaten. Öyle şeyler yaşanabiliyor. Siz de bunu yapabilirsiniz. Yapmasanız daha iyi olur. Emeğe saygı. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir hatamız olduysa özür dileriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet, bugünlük konuşmamızın sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hadi hanım gidelim. Gidelim.